Bugün var ya zımba gibiyim. Sevmeme hakkım yok Allah ama sevmiyorum. Allah yandı. Her hafta size bir itiraf be. Beni babamdan ister. İstiyorum be, canlı yayında istiyorum baba. Yürüyecek misiniz, polis mi çağıralım? Biraz da mik diyebilir miyiz? Mik? Milf mi? Milf, evet milftir biraz. Mik. Tamam, ben iğrenç bir insan. Okey, iyi o soru. Hayır, iğrenç bir insan değilsin ama. Sen... Şimdi ben bazen bazı yemekleri içme, içme ürünlerini... hiç yemediğimi ve içmediğimi fark ediyorum. Mesela çay içmesem ben unutuyorum. Aa, 5 gündür çay içmemişim gibi oluyor bazen. Sonra diyor, abi çay içeyim falan. Ama bazı insanlar mesela uyandığı anda çay içer, uyandığı tabii. anda kahve içer ya. Mesela sen Türk kahvesine bir merakın var dedin ya. Nedir sizin böyle şeyleriniz var mı? Onu çok merak ediyorum. Ben mesela kahve çok severim. İçmek isterim tabii ki ama içmediğim günlerde oluyor. Benim hiç öyle rutinim yok işin aslında. Yeme içme de hiç mi yok? Var ama söylemek istemem. Ufa, gizli şeyler. Hayır. Ananas. Öyle bir şeyim yok, rutinim yok. Olmadan olmaz, imkansız ya. Mantı mesela, ben yiyemesem aklıma gelmez mantı. Ama bayılırım. Ali Can ne yaptın ya? Ya aklıma gel ama bayılırım bir diyor bak, çok severim. Bir insanın aklına nasıl mantı gelmez? Gelmez abi. Bir de şeye dikkat ediyorum, yurt dışına yerleşen kişiler hiç böyle merakı olmasa bile sırf oradayım ve uzaktayım ve yok diye bazı şeyleri çok seviyor olabilir. Tabii. Simiti özlüyorsun mesela uzaktayken. Ya simit de mesela hiç 40 yılda bir yerim ya. Özlemem gibi hissediyorum ama demek ki gitsenmişsen. Benim de yoktu. Ama her sabah kalkar kalkmaz kahve içiyorum ve artık kahve içmediğim sabahlar başım mı ağrıyor ya falan demeye başladım. Galiba bir küçük bağımlılık geliştirmişim. Ama işte aç karnına yağ yakımını hızlandırıyor falan muhabbetler var ya. Ben de tam da o yüzden içiyorum zaten. Çok hoşuma gidiyor. Ya tadını falan da seviyorum da ama o yağ yakma bu falan bu kahveyi muhabbeti. Yağ yaksın da içmiş halim diyorsun ha. Tamam başladık, hadi bakalım. Hayır soruydu aşkım, bir şey demedim ki ben. Evet. Soru sordum. Çok haksın. Şeydin birazcık bugün herhalde, bir sıkıntılar mıkıntılar yaşadın. Biz geldik 6 saat falan burada bekledik. Yani şey yapmadık, dert etmedik de. Yattık, uyuduk, duş aldık, işte şey ağda yaptıran oldu, salonaya giden oldu falan. Biz işlerimizi hallettik, ben toplantılar yaptım yani. Sen de nihayet geldin. Ama şeysindir, dakiksindir sen. Tam zamanında gelirsin. Bugün zaten burada herkes gördü. Ben gelmeden yaptığınızı, iddia ettiğiniz her şeyi canlı canlı görmek isterim. Ağda ile başlayabiliriz. Vlog çektik hepsini. Öyle mi? Tabii tabii. Onu evet. Ekstra bölüm olarak yayınladım. Çok görmek isterim. Önce sonrası gibi. Ali Can Yücesoy piyasalarda dakik değil mi tanınır? Net. Yani şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman kalp kırmadı. Hani böyle... Mesela 10 saat geç kalmışlığı yoktu. Ortalaması 3 saat falan. Yani 3 saat, 4 atma, saat öyle atma. Geç kalır. Hani öyle takar. Asla katılmıyorum. Ben dakiyimdir arkadaşlar. Bugün mesela buraya bugün, tam vaktinde sözleştiğimiz saatte geldin kaldım. Mi? Bugün geç kaldım. Kabul neden? Ediyorum. Çünkü sizden farklı olarak ben Avrupa yakasındayım. Ve burası da Avrupa. Burası Avrupa yakası gibi görünse de sizin buraya gelmeniz daha kolay biliyorsunuz. Bu sadece oldu mu bu açıklama? Bu açıklama İyi İstanbul'da bu? Yaşayan herkesin olabilir. Bildiği ve kabul edeceği bir açıklama. Biz karşıdan geldik, evet. Köprü karşıdan, trafiğine girdik. Karşıdan yani. Buraya benim paniğimle birlikte geç kalacağız. Zaten o da tam tersi senin. O da bizi erken aldı. Buraya geldik bir de ekstra. Halbuki direksiyonu böyle tutuyor. Ben 20 dakika. Böyle tutuyor. 20 dakikada gelirsiniz. Ben 1 saatte. Ya bırak Ali Can'cığım, delikanlı gibi geç kaldım, kusura bakmayın, evde işlerim vardı falan filan da yani. Zamanı unuttum. Neyse sorun değil, şu anda rahatın, keyfin an yerinde mi? Şu an o kadar keyfim yerinde İyi ki. İyi mi? Üf. Tamam. Bir önceki programda çünkü uyudun masada. Arada evet. Seni döverek uyandırdık filan ama yine de bir 4-5 cümlen vardı, hiç yok değildi. Değil mi? 4-5 cümlesi vardı en az. 5-6 diyeyim, şu hakkını yemeyeyim. Hadi 5-6 cümlen vardı. Şu an bugün iyi misin be? Bugün var ya zımba gibiyim. Allah, korkun benden. Evet. En sevmediğiniz, nefret ettiğiniz, uyuz olduğunuz şeyler nelerdir? Mesela ben kesinlikle beni etrafımda tanıyan herkes de çok iyi bilir ki bir korna düşmanıyım. Korna ben. Bak kornaya yani sinir krizi geçirebilirim. Özellikle böyle arkamda birisi "Dot!" falan diye basıyorsa ki boktan bir şoför de değilimdir yani aslında hak etmem de kornayı. Ama böyle akıl hastaları vardır ya yeşile işte döndüğü anda kornaya abanır. Ben inip sen gerçi şiddet yanlısı bir insan değilsin ama ben ağzını burnunu kırmak istiyorum mesela o insanların. Yapma. Bir de şu yok, var bak. Kapını zaten. Kitle ve uzaklaş oradan. Ben de korna yaşayayım ama o şey trafik ışığındakine hadi geçtim abi. Ben diyorum ya şimdi bu çok işlek de bir bölgede oturuyorum tabii ki anlıyorum ama bir ara sokakta oturuyorum. Hı. Abi ara sokakta ya hiç mi edebiniz kalmadı lan? Yok edebi de yok beyni yani de yok. Yani hiçbir sabrınız o kadar mı kalmadı yani? Hiç mi yok sabrınız? Arabalar böyle bir tat tut dit. Da devam ediyor abi ve ben bu arada şöyle bir şey de yaşadım. Ben de şiddetli yanlısı biri değilim ama böyle geç de gelmişim eve. Alemden dönmüşüm yine canım. Zaten. Yok nereden dönecektin?
Ve böyle uyumak istiyorum abi sabahın 8'inde ya. 8'de de basma kardeşim konuya. Bu cüreti nereden buluyorsun kendinde? Niye yani? Nasıl hak görüyorsun kendinde? Bak ben bir... Hayvan gibi basıyor. Benim sözüm bir daha sakın çok kesmesin. Özür dilerim. Çok fena yaparım. Evet. Bir de şu var. Ve bir daha pardon. Sakın benim sözümü kesmeye kalkmasın. Ve çıktım bağırdım adama. Basma lan Kore'ye diye. Aynısını anlatacaktım. Ve ya senle ben kardeş miyiz neyiz be? Ve ne oldu? Kafayı abi, yedi diye dayak haber mi çıktı? O doğanın içinden iki tane kemik sikli olan çıktı mı sana? Ne diyorsun lan sen diye. Eyvahlar olsun. Ne diyorsun lan yavşak diye böyle bir bağırdı. Evet. Bende de ama evde sineklik var tamam mı? Kaçıncı kat? Yani yüksek erişebilirler. Yüksek giriş. Yani oradan yani şimdi orada ya yiğitliğe bok sürdürmeyeceksin baba. Ya da toz olacaksın. Ya da camı kapatacaksın yatacaksın geri. Ama mahallede bizim mahallemiz kardeşim. Bilirler seni de yani sarı mı yık. Yarın markete gideceğim ben yürüyerek ve dünkü bağıran kişiyim. Ne oldu Ali Can sinekliğin arkasından kaçmıştın diyecek marketçi. Ne diyorsun lan yavşak gibi bağırdığı şey var. Normalde öyle bağırmazdı o iki kemik sikli çocuk. Onlar var ya böyle kafayla duvarı kırıp eve girip beni yatırıp s**lerdi arkadaşlar. Şimdi ben o telli şeyin arkasındayım ya bence onun o yüzden ben de tekinsiz göründüm onlara. Çünkü beni görmüyorlar. Neydi böyle bilirsiniz. Böyle parlak bir olan olduğumla ilgili bir fikirleri yok. Parlak mı diyor kendine bu? Onlara göre parlağım oğlum ben. Onlara göre bayağı pırıl pırılım hatta. Onlar hırbülans. Ya çocukları gördüğün anda zaten üç kemiğin kırılıyor öyle düşün. Yani normal değil çocuklar. Bir daha gider yaptım. Basma lan o kadar dedim. Bir şey oldu yani o tekinsizliği gördüm. Dediler ki ha bu da deli. İyi ayak değil dediler. Sesini biraz daha kalınlaştırdın mı peki? Yapmam mı oğlum sen deli misin? Evet. Abi bir yöre de kattım. Çok iyi be. Ama hangi yöre oldu belli değil. Ben de öyle bir gün tam abi bizim sitenin kapısında bir tane angut. Kornaya basıp duruyor otopark kapısında yani açın diye kornaya basıyor. Ya gerizekalı ya ara ya arabadan in bir şey yap falan yani çok erken saatte. Evet abi. Bak ben de gerçekten o kadar çileden çıktım ki camdan çok çirkin şu an ben yapmayacağım. Çok çirkin bir biçimde bağırdım ve böyle aykardım. Ondan sonra da camı kapattım. Bir daha hiç kornaya falan basmadılar. Arabada defolup gitti geri gitti yani. Sinkap var mı? Sinkap eskiler... Yeniler bilmez. Küfür var mı camdan yok, saktığında? Yok. Küfür biraz daha şey. Şimdi atıyorum sen mesela senin üstüne doğru gelse falan belki alırsın işte bir şekilde kaba kuvvetle falan onu alt edersin. Beni döverler. Kötü döverler bir de yani şimdi karşımda. Bir şey olursa beni ara. Mutlu. Sen arayacağım son insansın bir şey olursa. Birbirini gebertmek isteyen milyonlarca insan olarak trafikteyiz. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama herkes birbirinde tiksiniyor yani. Ben çok sakin bir şoförüm. Ve ne kadar sinir oluyorsam o kadar çok müziği açıp hiçbir şey önemseme diye yola devam eden insanlardan biriyim mesela. Geçen bir yanlış hareket yaptım. Adam böyle gel diyorum da durdu. Bağırmaya başladı. Ben de adama böyle yaptım. Çok özür dilerim. Sonra da bağırmak cesaret ister. Çok özür dilerim dedim. Çok özür dilerim. Daha ne yapayım? Ne yaptı? Adam böyle kaldı baktı. Şöyle yaptı gitti sonra. Benim gözümün önünde böyle bir olay oldu geçen. Biri yapayalnız bir yere park etmiş bir girişin önüne falan. Önümdeki haklı olarak çok sinirleniyor ve basıyor. Gelen giden yok. Adam markete gitmiş arabayı bırakıp orada. Sonra geldi adam. Bu tip de benim önümdeki camı açıp aynen bağırdı. O da böyle çok özür dilerim. Ben haksızım diye çıldırdı. Ve araba evinde o yüzden herkes böyle diyecek hiçbir şey yok çünkü sen bunu dedikten sonra. Delirmiş. Aynısı oldu. Kesiyorsun, önünü kesiyorsun. Evet. Kavganın dövüşün. Bayramda amcamlardaydım böyle. Balkonda oturuyoruz. Aşağıda bir hemen kavga dövüş olayı oldu. Taksici geldi bir şeyler yaptı. Bu arada yani taksiciler çok trafikte oldukları için ve full kullandıkları daha için. Sinirliler daha sinirliler. Daha evet, sinirliler. Normal bu da. Bir adam hiç geldi. Normal değil. Bence normal. 12 saat sette olduğum gün o zaman milletin ağzına sıçayım. Yapan var. Ya okey var da yani bu yaptığını doğru yapabilir demek ya değil ben yani. Zaten sokakta adam indirip onları bir güzel abi dövüp elini ağzına işin. Sokan insanlar haklı demiyorum. Şundan bahsediyorum. Biraz daha stresli ve gergin olmak hususunda hak veriyorum. Çok uzun süre araba kullanan herkese. Her mesleğin. Çünkü her işin, zorlukları var. Her işin zorlukları var. Ve o zorluğu kaldırabilecek bünyedeki insanlar o mesleği yapmalı. Yapsın. Mesela maden işçiliği çok zor bir iş abi. Çok çok zor bir iş. Klostrofobin varsa maden işçisi olamazsın. Dünyadaki çok basit. En zor meslek değil mi zaten? En zor meslek. Yani çok basit değil mi bu? Klostrofobin varsa maden işçisi olamazsın. Allah'tan mümkün ama değil. Bizim bu ülkemizde onlara çok değer veriliyor.
Evet çok. Neyse ki ülkemizde maden işçilerine gerçekten çok büyük değer evet. veriliyor. Bence de. Yani. Allah'tan şanslılar. Öyle. Kusura bakmayın kardeşim. Beyaz futbol günü burası. Ona göre herkes haddini bilecek. Abi futbol falan deyince geçen gün bak ben futboldan hiç anlamam. Futbol adamlarını zerre tanımam falan. Bak bu cehaletimi ne olur şey yapın. Anlayışla yaklaşın. Ben takım dayı tutmuyorum. Fakat ben geçen gün sadece Twitter'da şöyle bir şey gördüm. Futbol yorumcusu bir takım adamlar var. Bir tanesi... Sinek diye yani. Sinek ben yedi. De dün gördüm inanılmaz bir şey. Ne? Ahmet Çakar sinek yedi. Ahmet Çakar. Şuraya i̇nanılmaz sinek ya. Konuyor. Yani şimdi burada cayır cayır sinek geziyor bir tane. Yok sonra artık. Şu kupanın kenarına konuyor abi. Bak böyle yapıyor. Dur bekle şimdi ben onu bak alıyorum. Diye böyle gösteriyor bir de sineği. Evet. İzleyin şunu ya bulun Ahmet Çakar. Abi kertenkele gibi i̇nanılmaz sinek yedi adam ya. Yakaladı. İnanamıyorum. Neden oldu bu? Mi? Görmedim. Türk televizyon tarihinin bomba içerisinde. Açın izleyin abi. Neden oldu bu? Sen yani, izliyor muydun programı? Hayır ben de şeyde sosyal medyada gördüm. Akıl alır. Arkadaşlar bunu burada bir keselim. Bir izleyin. Öyle devam edelim. Çünkü bunu çok görmelisiniz. Ben böyle bir şey... Bu kadarını beklemiyordum ben bunu yayın sonrasında söyleyeceklerimi söylemek yani istiyorum. Yani ne dediğin sen çat, ne dediğin sen çattan... Ben daha iyi bence. Daha iyi. Yani daha... Freak show. Oturabilir bir şey ya böyle... Başlık olabilecek. Ya zaten belli ki abi de biraz bahsedilsin istemiş kendinden yani. Evet, zannetmiyorum ki evde hanımıyla otururken de böyle hak diye böyle sinekleri yutsun. Hanım nerede bizim yani, sinekler falan demiyordun. Hanım nerede lan sinekler? Grip alışkanlıkları olan insanlar var ya saklıyorlar tabii ki. Hani öyle şeyler olabilir. O bilirim sinek yemek mesela. Söylemiyor ama falan, öyle falan. Alçı yiyenler falan filan evet. var. Evet hani. Evet. Onları... Toprak yiyen var toprak... bilmem ne var. Abi, ben çocukken yiyordum bu arada duvar. Ne? Sinek duvar mı? İddialı. Evet duvardan alçı. O şey belirtisi, kansızlık belirtisi. Toprak yemek, oje kokusu aynen. sevmek, benzin kokusu sevmek, ayakkabı kokusu sevmek biliyorsunuz bunları. Yeni şey, yani, deri ayakkabı evet. derisi kokusu falan. Ya ama o şey yenilik zevki. Bence bu da olabilir yani. Tamam hadi işte sinek de senin özel zevkin olabilir. Benim köpeğim mesela. Mesela evin içine sinek girdiği zaman çıldırıyor ve onu yiyene kadar bütün evi yıkıyor. Tabii kedim de öyle sonra benim. Bir şekilde havada zıplayıp hap diye kapıyor onu yiyor. Benimki o sineği yakalamaya çalışırken evin anasını ağlatıyor zaten. Evet. Saksıları deviriyor, her camları şey. Kırıyor bir şey falan. Ondan her sonra şey. Avlıyor o sineği. Ben bunları da gömmeden gitmek istemiyorum buradan. Hadi göm. Düğün konvoyu gürültücüleri vardı ya. Böyle gider yol kesmece. Böyle 20 araba korna basarak, çalarak. Biz çok eğleniyoruz. Siz de durup bizim eğlencemizi izlemek zorundasınız kardeşim edebiyatı. Abi bir de ya da bir şeyle... bana iki yani evleniyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? İşte ikisi imza atacak, halay çekilecek, eve gidecekler falan. Gerdek merdek. Muhtemelen çocuk yapacaklar. İşte o çocuğun şey partisi, baby shower'ı. Sonra Nisan'ın birinci yaş günü falan. Şimdi bu zaten böyle bir süreç. Abi bari daha bu başındayken bizi mahvetmeyin ya. Davulla kız yani, alma var. Mesela apartmandan. Ya, o çıktı bir de son zamanlarda. Yeniden çıktı değil mi o da? Yeniden çıktı. Var, bak, yani davulla, ben acaba o davulu duymak istiyor muyum yani? Davul zurnayla kız alınıyor ya. Şimdi diyorlar ki bazı kitlede şunu diyor. Gelenekler ananeler. Ulan diyor davul zurna istemiyoruz çok tatsız diyor ne yapacağız diyor. Ama bunu da yapmak zorundayız evet. diyor. Niye durun diyor ya? O zaman kemancılarla gidelim. Evet, falan. Ulan ne gerek var orada adamlar böyle jilet gibi yaşlı bir adam böyle. Saksafon falan cool oluyor. Cool keman çalıyor saksafoncu abi var falan. Şey takımı var. Bando takımı. Bando takımı. Yapma alma abi. Niye kapıdan evet. alıyorsun? Evet. Kızın babası orada gergin gergin veriyor kızını tatsız tatsız. Evet. Arkadaşlar bir de bu şöyle bir şey değil mi şimdi? Köy yerinde falan filan bunlar zamanında evlenirlerken zaten bütün köy bu düğüne dahil oluyordu değil mi? Evet. Şimdi ben Kadıköy şey taraflarında. Evet dahil oluyordu. Onları temsil evet ediyorsun sen. Bir de hakikaten Kadıköy almaya gidiyorlar. Yız, değil mi? Alıp öbür köye gidiyor ya gene mantıklı. Hani hakikaten şimdi, alıp gidiyor filan. Yani bir de orada en azından herkes dahil oluyordu falan filan. Yani zaten herkes ya akraba ya eş dost. Abi ben Kadıköy'de bilmem kaç tane dairenin olduğu bir sitede oturuyorum. Ve mesela çalışmadığım tek günün sabah 9'unda diye bir şeyle uyanmak istemiyorum. Bir ara her pazar oluyordu. Bir de şu evet. var. Şimdi biz diyelim seninle evleneceğiz. Hı. Ama zaten aynı evde sen yaşıyoruz. Sen bana mı yamıksın ha? Ya galiba bir küçük yürüme var hadi. Ben yıllarımı verdim. Al beni babamdan iste. Beni babamdan iste. İstiyorum be canlı yayında istiyorum baba. Sakın aman. Saksafonlarla sakın. Git ama bak. Kemanlarla. Aynı evde yaşıyoruz diyelim. Ondan sonra evleneceğiz. Sen bir gün önceden o eve geri dönüyorsun annenin babanın yanına. Sonra gelip oradan alıyor. Abi. Bir tanem ama sebebi var. Onlar için sebebi var yani. Şimdi açtırtma konuları da. Bir ya. Sebebi var. Ateşli barut diyorlar.
bu iş tam olarak imza atmadan önce yan yana durmasın durmuş diyorlar. Durmuş oğlum, onu diyor. Durmuş zaten. Diyor, ha, beraber yaşıyorlar kendileri. Evet, evet, beraber yaşıyor. Ben o sırada dinlemedim, onun gözlerine bakıyordum da o yüzden başını kaçırdım cümleye. Benim sinir demeyeyim de böyle biraz rahatsız oldum ve aslında değiştirilebilir diye düşündüm ama böyle düşündüğüm için de utandığım, çünkü gerçeğin böyle olmadığını da bildiğim bir durum var. Ne uzun bir girizgah be. Böyle şey konuşan insanlar var ya. Ya abi ağzını açsan sanki tam konuşacaksın da ağzını açmadığın için. Yutarak. Hayır ya. Ya yap bir, örneğini yap bize ya. Oyna bir tane bize o insanı, biz daha yani. Ya ne denir ona şey? Yavrum yapsana. Yap hani, bize, göster. Hani böyle hani böyle. Aa, bebek konuşması yapar. Bebekçe mi? Bebekçe diye. Ona zaten sinir olurum, o ayrı da. Ya kekeme diyeceğim. Kekeme değil ya. Kekemeleri gamemezsin. Hayır hayır. Hayır, kekeme hayır, değil. Okey, o zaman sen hiç birazcık hadi bakalım dışarı alıyorsun. Git orada onları düşün. Hadi. Orada düşün bunları. Hah, pelteklik, pelteklik. Ha, aynen bu mesela. Kelimeyi bulamadım. Peltekleri mi uyutuluyorsun? Peltekler teni var ya, mahvederler. İşte biliyorum. Söyleyeyim. Ha, sanki şey yani gibi. Teller falan tam söyleyemeyenler hani. Burada öyle bir linte uğrattın ki. Umarım, biliyorum. Senin ağzını tutarlar. Beni bitirirler. Seni bitirirler. Beni ağzını tutarlar. Şöyle. Abi hiç peltek gömeceğini düşünmemiştim. Ben de susuyorum. Öyle bir dakika. Tamam, ben susuyorum. Efendim, Peltekler Federasyonu. Başkanı. Bak, efendim, tamam, başkan. Ay bir keyif bu programdan atıyorum. 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 Tamam, ben iğrenç bir insan. Okey, yok sorun değil. Hayır, iğrenç bir insan değilsin ama senden beklemedik. Ay ben nereye gidiyorum ya? Ay bunu bas. Yani mesela peltekleri sen ben gömsek olurdu. Ay ben biraz çabayla değişebilir. Çekemedi değil onlar falan. Yani abi çok kötü ya. Diyor ki çabayla değişebilir. Ağzı dişi müsait değil. Nasıl değilsin? Hayır. Sen Murat Övünç izledin mi hiç? Baktın mı Murat Övünç? İlk kızız benden ayol. İşte ha? Ondan sonra delirmiş. Onu görünce zaten coşmuş. Ben bunu izleyince anladım ki onlardan nefret ediyorum. Bana da tatlı gelir peltek. Açıkçası. Ben de severim. Murat, Murat Övüncü tatlı buluyor musun? Ben arkadaşlar Murat Övüncü'nü itiraf ediyorum. Her hafta size bir itiraf be. Ben de izliyorum açıp arada ben. Ben çok eski zamanda Murat Övüncü'nün, şimdiki Murat Övünç olmadan önceki zamanlarında dinlemeye gidiyordun. Deli gibi takip ediyordum Instagram'dan. Ah. Ve bayılıyordum. Beni şu kadar seviyorsan, çünkü çok iyi yaptığını biliyorum bunu. Aha. Murat Övünç taklidi bir cümle sadece alabilir miyiz senden? Çünkü bunu evde kendi kendine bağırarak yaptığını biliyorum. Benim adım Yelise. Karşılığında benden bir şey falan isteme. İsterim. Şöyle dede ya, enişte evet. Şakaları hayat. Yapmadı. Ne? Bir cümle. Bir cümle sadece. Yavrum bak çok açık, çok açık. Ben net. Yapabiliyor olsam yapardım. Yemin ederim ben yapardım. Ben de diyorum ki sana çok açık, net bir şekilde bir beni öpücük ver. Beni öp diyeceksin. Bir öpücük ver. Tamam, hadi bakalım. Öyle kurudan öpücük ben kabul etmem. Ne? Ağızdan mikrop bulaştırmalı öpücük isterim. O sapık mısın sen? Aa. O, niye? Murat Övünç isteyince sen sapık olmuyorsun. Ne münasebet ben öpücük ya? İsteyince mi bu sapık Seda oluyorum? Seda Sayan gibi kokulu öpücükler evet. Falan. Bu program nereye gidiyor arkadaşlar? Hayır, böyle bir şey yok. Hisler başlasın dedi ve ortalık. Evet. Barış seni öperse? O isteseydi ona derdim. Ver bir öpücük. Ben istemiyorum. Olmadı öpersin en kötü. Bir ne olur? Ne olur? Olmadı öpersin en kötü mü? Şöyle düzeltelim. Evet, düzeltelim lütfen. Onların yalnız ben de düzeltim. Ay büke değil. Ay bike. Ay bike çok zor. Değil. Söyleyemiyorum, özür dilerim ama bunu yapacağım. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Ay bike. Biraz tamam. Uğraşsan söylersin. Ay bük diyebilir miyim? Ay bik de onun yerine. Ay bük de diyebilir miyim? Biraz uğraşsan de. Söylersin dedi. Ay bik. Bence sen şöyle düşündün. Onların biraz uğraşsalar düzeltebileceklerine inandığın için, hani ağız yapısıyla ilgili belki bir problemleri olduğunu tahayyül etmediğin için. Evet, öyle peltekleri demiyorum zaten ama böyle çok konuşmasına önemsemeden peltek. Konuşan, ağzının ha. içinde konuşan insanlara diyorum. Onlara peltek evet. Demiyoruz da. İşte ne diyoruz onlara? Hiç şımarık. Ama peltekler... Evet, şımarıklara uyuz oluyorum de. Şımarıklara diye. Konuşma şımarıklığı. Sever misiniz burç muhabbetlerini? Mesela senle ben tanıştık, tamam mı? Baktım okay. Üf, ilik gibi çocuk sapsarı mapsarı falan, tamam mı? Dedim ki ben buna işte bir yanışayım falan, tanıştık. Ne haber, ne yapıyorsun? İşte kahve içer misin? İçerim, verdim falan filan. İçmem çünkü ben E'yim de diyebilirim ama neyse. Ya da. Evet. Ama ondan sonra senle yani belki ikişer üçer cümleyi ettik etmedik, sonra sana ben böyle yapıyorum. Şey, bu arada burcun ne? Burcum terazi. Terazi misin? Evet.
Vallahi yay zannetmiştim ben. Yay, ay burcum yaymış ama onu yeni öğrendim. Ha, ondan. Aa, o yay. Tamam. Bu insanları sever misiniz? Bayılırım. Ben de bayılırım. Bayılırım. Burç, yükselen, ay burcu, Uranüs burcu, Cart burcu falan Uranüs anında burcu. 50 tane var ya onlar, dallı budaklı falan. Ya biz çocukken bir tane burcumuz vardı. Sonra başımıza yükselen çıkardılar. Sonra ay burcu, Cart burcu, Curt burcu. Aa, ondan. Hep öyle diyor. Bak bir de benim şöyle bir tanesizliğim var. Saatin önemli falan. Heh. Ben şimdi koçum, yükselenim de oğlakmış. Ben bunu kime söylesem hani koça oğlan diye falan. Koça hiç oğlak yok çok hocam. Bela bir şeymiş. Bal pis gibi kızdır bu yani. Burada bunu hani söylemek istemez ama. Hani böyle nalet, zor falan filan. Sen. Sıralıyorlar anladın mı bir sürü tatsız şey. Koça olduğun belli ama. O... Şeysin, hayır girişkensin. Ben böyle. Biraz da mik diyebilir miyiz? Milf mi? Milf, evet milftir biraz mik, mikrobun kısaltılmış. Biraz mik. Mik ben daha ben. Mikliğini görmedim. Siz mik. Eski arkadaşsınız biraz ama. Biraz mikliği varmış. Mik diyelim de tombik diyebiliriz. Peki Yeliz sen şey miydin? Lisede kızlar vardı. Derdik işte ben çocuktan hoşlanıyorum ama ben sorarsam anlar. Sen git ona burcunu bir de doğduğu saati sor. Punduna getirip. İnşallah olsundur da senin bundan sonraki hayatta tepene bir çökerim bunun şeyleriyle. Hadi hadi, hadi açık. Ve böyle hadi. Karın ağrısı çekersin arkadaşın için lafı oraya getirene kadar laf oraya gelmez. Doğduğu saate nasıl getireyim lafı falan gibi şeyler. Yaşandı. Hiç değildim bir tanem. Aa. Ben tam şöyleydim. Lise boyunca ben zaten inanılmaz fırlama ve tabii ki çok berbat bir kızdım. Derslerim iyiydi gerçekten. Çok çalışıyordum. Şey babam beni mahvederdi yoksa. Hala öylesin. Hala aynı berbat kız. Benim o zaman da Ezgi diye bir kankitoşum vardı. Biz ikimiz böyle okulda hani böyle yürüyen tipler olur ya ama herkes böyle bir biçimde ya çok sever ya. Peltekler zaten düşmandı bize. Bir tane çocuk vardı Suat diye. Sosyallerdeydi o. Lisede de biliyorsunuz. Hani fenciler, en zekiler, sosyaller, en gerizekalar gibi tabii. Yanlış bir kodlama vardır. Oysa evet. Kendi sadece evet. Öbürünün sayısal zekası, öbürünün sosyalci. Sosyalci bu ya filan olur. Yani zaten sosyalci. Atıyorum sosyalciye araba çarpsa, abi araba çarptı da sosyalciymiş zaten bu da falan derler. Her şeye yani bir mantıklı bir sebep bulurlar ya. Evet. Şimdi oradan bir çocuk, benle ilgileniyormuş sosyalci. Ama çocuk da gerçekten belli ki son 10 yıldır sınıfta kalıyor. Kafasının tepesi kel falan, kaç yaşında, 40 yaşında mı, 50 yaşında mı bilmiyorum. Bu çocuk böyle haber yolladı falan filan bana mektup geldi. Berbat da bir mektup. Sosyalci sen ama Türkçe miydi? Yazamıyor. Ben fenciyim. Neyse böyle baktık işte Ezgi ile iki güldük müldük falan. Kalpsizmişiz demek ki biz de. Gençlik. Attık. Yazdın mı sen hiç kimseye mektup? Ya. Babama yazdım. Biz babamla aşırı kavga bu ederdik. Bu söylemez birbirimize abi. Birbirimize mektup yazardık sonra. Söylemez. Bu bak hiç bununla dalga geçebileceğimiz hiçbir şeyini bize buraya bize veri vermiyor. Vermez. Bize veri vermiyor. Asla vermez. Sonra işte bu çocuk şey mektup yazdı Cerçur. Sadece bana mektup yazdığı için bak benim hiçbir kabahatim yok. Fatoş ve grubu yani 6-7 kişilik bir kız grubu beni tuvaletle sıkıştırıp İsimleri de hatırlıyor Fatoş bak, ve grubu. Bak o sosyalcilerden mi o grup? Fatoş da sosyalcilerden. O da 3 yıldır sınıfta kalıyor zaten. Benden büyük Fatoş abla yani aslında. Bak beni bir sıkıştırdılar bunlar tuvalette. Bak beni bir döveceklerdi ama gerçekten bir şekilde Allah kurtardı beni yani. O sırada hoca geldi falan tuvalete. Ve beni anladı, aldı, ayıkladı, götürdü. Yoksa benim ağzımı, benim elimi bu ne kırıp ayağıma ya? Takarlardı yani. Bir çocuğa hoşlanmadım diye tuvalette dövme riskinin olduğu bir. Hoşlanmadım diye işte çocukla aramda bir mevzu başlayacak falan diye. O çocuğa aşık olan esas Fatoş kız. Ya siz niye birbirinizi dinlemiyorsunuz hiçbiriniz ya? Sen onu dinlemiyorsun, sen onu dinlemiyorsun. Neyse ki sen beni dinliyorsun. Vay be hocaların hocası. Ho of ho. O zamanla konu yok. Konu olmayınca lüzumsuz işlere sarıyorsun işte. O onu öyle yapmış, bu buna böyle lisedeyken yapmış. Tabii. Lisede abi. Ne lüzumsuz yani niye tuvalette gidip... Yani lisede zaten esas amacın genelde birilerini dövmek ya da çeşitli dayaklardan korunmak şimdi gibi bir şey oluyor. Şimdi böyle mi acaba liseler? Eskiden öyleydi. Şu anda nasıl? Şu anda liseler nasıl yorumlarda buluşalım herhalde? Evet. Dayak var mı şu an liselerde? Birbirinizi dövmeye, öldürmeye çalışıyor musunuz? İşte şey yapıyor musunuz? Çıkışlarda bekliyor musunuz? Bizim zamanımızda şey vardı mesela döner bıçaklarıyla falan çıkışta bekleyen tuhaf başka okul çocukları vardı yani. Vardı böyle şeyler. Hani hakikaten ölümün kıyısında bir yaşam. Ne yapıyorsun? 15 yaşında lisedeyim anasını satayım. Peki bir şey daha söyleyeyim. Sevmediğim sokakta karşılaştığım ve zorlandığım. Yine sevmeme hakkım yok Allah ama sevmiyorum. Yandık. Cüce. Cüce nefreti geliyor. Hadi bakalım. Daha uzayabilirlerdi abi. Daha çok süt hisselerdi. Ellerindeydi bu. Basla evet. Oynasalardı. Allah Allah. Öyle bir şey değil. Yavaş yürüyen insan. Yaşlı onlar yavrum. Ya da çocuk. Arkadaşım mesela. Yürüyoruz tamam mı?
yavaş yavaş yürümeyi tercih ediyor. Ya çok sinir oluyorum yavaş yürümeye. Tarlada mı yürüyorsun lan değil mi? Babanın tarlasında. Hızlı yürüyesim geliyor. O da yavaş bak, seviyor ama yani ama sinir oluyorum. Yolu kaplıyorsa eğer, yavaş yürüyen bir kafileyse mesela 4 kişi böyle el ele yavaş yavaş yürüyorlar ya, benim de acelem var. Bu tarafta otoban. Ya gebereceğim, kamyon ezecek ya da bana yol vereceksiniz. Orada ben de uyuz oluyorum. Yüksek sesli bir affedersiniz diyor musun? Sen müsaadenizle. Nereden? Sen beni iyi tanıyorsun ha. Pardon. Böyle sinirli evet. Bir pardon mesela. Pardon. Falan. Benim bir arkadaşım şöyle derdi hep arkalarından yavaşça yavaş. Yürüyecek misiniz, polis mi çağıralım derdi. Bu da saldırgan. O da böyle çok evet saldırgan ama karşındakini öyle bir ambele ediyorsun ki böyle oluyor. Ne? Berken sen gidiyorsun zaten. Durup yolu açıyor, sana bakıyor, evet. Sen aradan geçiyorsun. Evet. Çok iyi taktik. Bence de çok iyi. Gene de insanları bilmezsin. İttik çakallık ha. Ankara bebesiyim ben. Çok kötü ya. Hadi görüşürüz çocuklar. Ben de ÇB var. Ben gidiyorum. Kalite yerlerde. Değerli dostlar. Bugün neleri sevmediğimizden konuştuk. Bahsettik. Gıcık olduğumuz şeyler. Trafik kurallarıyla başlayıp yavaş yavaş konuşmaların botulduğu. Hatların kaçtığı bir bölümdü. Yanımda bulunan bu telefon ...la ilgili bir hikayem vardı. Hiç anlatamadım çünkü. Üzgünüm. Haftaya be. Haftaya. Haftaya anlat, aynen. Haftaya bununla açarım belki. Ama bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Üç. İki. İki. Bir. Çatçuga. Beyoğlu'nda gezersin gözlerin. Cevdet bu ayrı şarkı söylemeyi şeyi işi bok gibi bir iş bence. Gezersin. Abi burada kapatıyorlar. Durup dururken bir dakikadan falan oluyoruz. Şarkı söylemesin bunları ayrı ayrı. Ben bu şarkıyı nereden biliyorum? Ya bunu da.